Canancığım. Siz akşam yemeğini kaçta yiyeceksiniz? Birazdan. Masaya iki tabak daha koysana. Oturalım, yemek yiyelim, birlikte konuşalım. Tabii size rahatsızlık vermeyeceksin. Sen çok yorgun değil miydin? Bu tabii dediğim yani Yağmur o zaman 10 yaşında mı, 11 yaşında mı öyle bir şey. Ben buna bir tane film var bizim böyle. Ben de çocukken çok sevdiğim bir film. Karate Kid diye bir film var. Açtım bunu izlettim buna. Tamam, bunu izledi ve bayıldı bu filme. Dedi ki baba ben karateci olmak istiyorum falan. Evde koşturuyor sürekli ya kızım bir dur. Orada bir tane usta var. Neydi onun adı? Mayogi miydi? Muyogi miydi? Neydi adı? Miyagi-san. Ha Miyagi-san diye bir usta var. Miyagi-san, Miyagi bağıra bağıra geziyor böyle falan. Dedim kızım ne yapacaksın karateci olup ya? Nasıl yani bir kız çocuğu karateci olur mu falan? Oluyormuş meğer. İyi dedim madem olmak istiyorsun bu kadar. Götürdüm bunu. Bizim bir tane emekli polis bir abimiz vardı. O bir karate okulu açtı. Karate kursu. Dedim gel kızım bari gidelim hani okulunda, mektebinde öğren. Gittik. İçerisi full silme oğlan. Hepsi erkek. Ama bizimki de öyle erkek çocuk gibi saçlarını kısacık kestirmiş. Onlardan biri gibi sanırsın yani. Kafa saç kısacık. Kısacık böyle soktum böyle okulun içine. Diyorum bu kız burada ne yapacak falan. Biz dedim acaba dedim bunu erkek mi yaptık gibi. Öyle bir düşündüm. Hatırlıyor musun Yağmur? Yani baba şimdi nereden çıktı bu unutmak istediğim anılarım? 5 yaşından 10 yaşına kadar geldik. Nihayet azıcık daha sabredeceğiz. O kadar uzun değil ya hemen bitecek pıt diye nedir yani ya, Yağmur'un yaşından ne olur ya o kadar büyük mazi değil yani. Yağmur'a çocuk daha Yağmur. Yok artık. Nesi çocuk baba? Bayağı. Büyüdü yani. He tamam. Sen girizgahı uzun tuttun ama anlaşıldı. Şimdi girdin konuya peki. Ben müsaade edeyim. Hayır saçmalama otur konuşuyoruz ya. Nereye gideceksin? Kalkarız şimdi birazdan. Şimdi mesela Akgün'e baktığın zaman Akgün adam. Yani uzaktan böyle adam adam duruyor yani genç delikanlı. Tamam onunla ilgili problem yok ama Yağmur. Yani Yağmur öyle değil yani ergenlikte tam gençlik arasında bir yerde daha yani var ona yani. Anlatabiliyor muyum? 2 yaş var aramızda baba. 2 yaş dediğin yani bu çağlarda çok önemlidir. 18 ile 20 yaş arasındaki o 2 yaş çok kritik 2 yaştır. Evet. Bizim zamanımızda mesela bizden 2 yaş büyük insanlara biz abi derdik, abla derdik, saygıda kusur etmezdik. Öyleydi yani Canan. Ne yapayım? Peki abi mi diyeyim Akgün'e? Ne istersin? Tabii Yağmur'cum sen nasıl istiyorsan seslenebilirsin. O senin inisiyatifinde ama Akgün sizin akranınız değil. Onu demeye çalışıyorum. Öyle değil mi Akgün'cum? Tabii doğru. Sağ ol. Yani şimdi biz Akgün'ü ailemizden biriymiş gibi göreceksek benim çocuklarıma sahip çıksın isterim. Çocuklarım abilik yapsın isterim. Yağmur'a abilik mi yapacak Akgün? Yani sonuçta benim çocuklarımı teslim edebileceğim biriymiş gibi görmek isterim ben Akgün'ü. Doğru mu? Tabii evet. Emanet gibi yani. Hani bana emanetmiş gibi Akgün. Hani aramızda bir kan bağı varmış da akrabaymışız hani benim yeğenimmiş gibi. İstersen bacım falan da desin ha baba. Ya bence direkt görüşmenizi istemiyorum da en azından daha doğru olur. Sen şimdi beni anladın Yağmur'cum. İstiyorsan sen benimle anlaşmaya bak. Ben görüşmeyin demiyorum. Görüşün ama nasıl görüşeceğinizin kıstaslarını sayıyorum. Tamam sen o kıstasları sayarken ben sofrayı toplayayım. Ben de size yardım edeyim Canan Hanım olur mu? Tabii tabii evin abisisin sonuçta. Yardım et tabii. Açık bir şekilde. Sana değer veriyor. Yoksa kızımdan uzak dur deme şeklini ikimiz de gayet iyi biliyoruz yani. Kırmadan yapmaya çalışıyor ama işte komik durumlara düşüyor böyle. Biliyorum Canan Hanım da işte kendini parçalıyor. Yoksa ben alacağımı almıştım oradan yani. Yok, yok. Senin de öyle çok laf dinleyip böyle ders çıkaran bir yapın yok yani. Ofisten çıkınca neler neler yaptığını şimdi. Geçmişte kaldı Canan Hanım. Ben artık önüme bakıyorum. Sen niye burada kalmak istedin? Savcım istedi. Yani bir süre benim yanımda kalacaksın dedi. O emredince ben de el mahkum mecburiyetten. Ay yok yok ben ondan bahsetmiyorum. Çeşmeden bahsediyorum. Çeşmede niye kaldın? Yemeğin başında anlattım ya Canan Hanım size işte. Ya bırak Allah aşkına İstanbul'da da yapabilirsin o hayalini gerçekleştirebilirsin yani.
Sen hatta gitmek istemiyor muydun? Sevdim Çeşme'yi canım. Sevdim tabii. Hı-hı. Sevme sebeplerini de tahmin edebiliyorum. Bu eğer... Mektubu okuduysanız eğer Canan Hanım, beni yanlış anlıyorsunuzdur. Yani ben kesinlikle kendimi o şekilde beni o şekilde tanımanızı istemiyorum. Ben mektubu okumadım da ne münasebet. Ama şimdi anlayabiliyorum yani ne yazdığını. Canan Hanım, siz bana lisan-ı münasiple bayağı kızımdan uzak dur diyorsunuz şu an, ama buna hiç gerek yok. Bunu söylemenize gerek yok çünkü ben bunu böyle uygulayacağım. Bunu yapacağım yani ben. Bana güvenebilirsiniz bu konuda. Ben Selim'in tavrını yanlış buluyorum. Hiç onaylamıyorum. Aramızda kalsın. Ama bak, anne babayız sonuçta. Yani çocuklarımızı korumaya çalışıyoruz biz de işte. Vallahi haklısınız. Çok haklısınız ama ben de ana babayım. Bunu bilmiyorum ve hani bunu nasıl söyleyebilirim size? Onu bilmiyorum. Onu da bilmiyorum. Ben anlayabiliyorum senin ne kadar zor bir hayatın olduğunu. Gazetede ben babanın fotoğrafını gördüm. Sonra hatırladım. Annesini çocukken kaybeden sendin. Ben çok yargıladım seni ya. Yanlıştı yani. Yo, siz... Evet, bendim ama... Siz bir saniye bile kendinizi üzmeyin, canınızı sıkmayın. Çünkü ben size çok değer, çok kıymet veriyorum gerçekten. Çünkü sizin bana yaptığınızı ben bir ömür unutmam. Onu unutamam yani, mümkün değil. Çünkü siz düşünülebilir bir yerden değil, bayağı güdüsel bir yerden yardım ettiniz bana. Hissettiniz resmen yani, garip bir şekilde. Ben anlamadım orayı da. Gerek yok. Gerçekten bunları düşünmenize gerek yok canım. Şimdi Selim öyle komik komik ifade ediyor kendini de. Öyle laf olsun diye de söylemiyor yani. Masaya bir tabak daha koy derken ciddiydi, ben biliyorum kocamı. Ben de o tabağı seve seve koyuyorum masaya. Sen doydum demeden de ben kaldırmam o tabağı. Tamam mı? Hı. Sen bundan sonra bir aile sofran olduğunu bil. Bunu da ben... daha düzgün bir şekilde söylemiş olayım. Tamam mı? Çok sağ olun ya. Geldin aileye madem. Hadi. Gel yukarı kadar. Çöpün yerini biliyorum. Ben bile unutmuşum ya o hikayeleri. Yağmur. Karate gitler falan. Allah'ım ne günlerdi ya. Tedbir alacak kendince. Akındı tıkındı. Allah'ım, bir insanın her yaptığı falsolu olur mu ya? Senin de hoşuna gitti herhalde. Abi kardeş yaptı bizi ya, görmedin mi? O kıstaslar falan olmasa hayatta izin vermezdi de kalmasına. İyi tamam, hadi. Hadi sen de kız. Hatta şey falan de, bak... Sakın Yağmur, abini üzmek yok. Abinin lafından çıkılmayacak. Hadi de, söyle vallahi. Ay saçmalama Yağmur, hiç mi tanımadın beni ya? Kızmayacağım ayrıca. Niye? Yüzünün gülmesi hoşuma gidiyor diyelim. Sen Akgün'e bir şey hissetmeme sanki... Ama yok, o kadar da uzun boylu değil yani. Onu da duymaya henüz hazır değilim. Tabela gibi okunuyor zaten yüzünden. Bir alıştırmam lazım kendimi önce. Alıştırman lazım kendini. Lafın gelişi. Anneciğim sen sanki bir yeniden Akgün'ü sevmeye başlamış gibisin. Yani kızım kendinden emin, güvenmiş. Hata da yapma olasılığı çok yüksek bence hala, ama işte göreceğiz anne kız. Bakacağız neler olacak. Sen onaylıyorsun beni. Onaylıyorum demedim ki. Onaylıyorum dedim. Onaylıyorum demedim, saçmalama. Onaylıyorum. Onaylamadım ayrıca. Hayır, bakarız dedim. Ya lütfen, bakarız dedim. Bak, bakarız dedim. Dedim, onu dedim. Ama onaylıyorum demedim. Bakacağız. Tamam, bakacağız.